Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Takdir ederseniz ki gün içerisinde güzel videolar attık. Tabii fiyatlar değişken. 3 milyon, 3,5 milyon, 3.750 bin. Bugün İngiliz'den 5 artı 1 kısmen eşyalı güzel bir villa tanıtacağım. Fiyatına gelince sevgili arkadaşlar, fiyatı bugün başta söylemem gerekiyor. 77 bin İngiliz sterlini istiyor değerli arkadaşlar. Bugünkü kurdan çarptığımızda 980.500 TL para yapıyor. 980.500 lira değerli arkadaşlar. Yapı olarak çok sağlam bir yapı. Tabi bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur misali. 5 senedir giren çıkan yok. Bakımsız kalmış. Buraya 3-5 bir masraf yaptığınızda hakikaten güzel bir villaya sahip olmuş olacaksınız tabi. 8 tane villa var burada değerli arkadaşlar. 2 bloktan oluşuyor. Her blok 4 tane villadır. Sırt sırta verilmiş 4 tane villadır. Tabi orta yerinde de güzel bir yüzme havuzu vardır. Burada oturanlar genelde yurt dışında yaşayan Türkler. Tabi bu İngiliz arkadaşın evi kaldı. O da satmak istiyor. Biz de bugün geldik. Bu güzel yeri siz değerli arkadaşlarımızla paylaşmak istedik. Yüzme havuzu gördüğünüz gibi hem yola cepheyiz, arka cephe falan değil, ön cephe. Gördüğünüz gibi güzel bir yüzme havuzu var. Aynı zamanda yan tarafta da bir çocuk havuzu mevcut. Tabi buradan çelik kapı girişi var. Sinan kardeşim etraflıca dolaşsın. Bakın şöyle, şuradan baktığımızda villamız şuradan. Bu tarafı diğer arkadaşım, bu tarafta bizim. Yani orta yer burası. Hem oradan girişimiz var, hem buradan girişimiz var. Güzel antik dekorlarla yapılmış eski yapı değerli arkadaşlar. Yani çok eski demeyelim. 10-15 yaşında bir ev değerli arkadaşlar. O zaman tabii alüminyum korkuluk falan yoktu. Demir ferforje falan yapan yoktu. Bu şekilde antik dekorla yapılıyordu. Gayet güzel bir balkon alanı var. Çelik kapıdan hemen içeri giriyoruz. Aynı zamanda dış cephe boyasını yaptık. Şimdi içeride de boya işlemleri yapacağız. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde gayet geniş, ferah bir salonumuz var. Sinan kardeşim bir gelsin görsün. Eşya çok önemli değil. Çünkü eşya uzun zamandır bakımsız kaldığı için çok fazla önemli değil. Eşyayı kaldırırsınız. Güzel bir boya yaparsınız. Kaliteli bir eve sahip olmuş oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Gayet güzel. Klimalar çalışıyor. Altus marka kliması mevcut. Hemen burada da mutfak alanımız var değerli dostlar. Mutfak alanının kısmına beyaz eşya gelince beyaz eşyası iyi. Yani buzdolabı gayet güzel kullanılabiliyor. Buzdolabı, fırın, set üstü ocak, aspiratörü mevcut. Tabi aynı zamanda çamaşır makinesi alanını buraya yerleştirilmiş. Tabi bulaşık makinesi gene burada. Gayet güzel bir mutfak dolabı. Eskiden akçe ağaç dediğimiz ağaç kısmından yapılmış. Eski dolaplar böyle. Hani dolabın kaskasını komple değiştirmeye gerek yok. Üzerine kaplama yapıp gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Ev güzel, kaliteli, sağlam bir yapı değerli arkadaşlar. Dediğim gibi bir temizlik yapılacak. Eşyası atıldıktan sonra gayet güzel bir eve sahip olmuş olursunuz. Tabii hemen burada salon kısmını dışarıyı tanıttıktan sonra hemen alt katta bir el yüzü yıkama yeri, klozet mevcut. Tabii 50 litrelik bir termosifonumuz da mevcut. Aynı zamanda güneş enerjisi de mevcut. Yukarıya doğru çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkarken bej mermerlerle basamaklar döşenmiş. Beyaz demir korkuluklarla korkuluklara yapılmış. Yukarıya doğru çıkarken gayet güzel bir hol var. Yani gayet güzel bir hol. Tabii 5 artı 1 demiştim. Hemen burada ilk odamıza bakalım. İlk odamız gayet güzel, ferah, tek kişilik bir baza, gardırop, ondan sonra güzel çekmecelerden dizayn edilmiş. Bunlar gayet sağlam. Yani bunları değiştirmeye gerek yok. Ancak yataklar falan atılması gerekiyor. Kapılara baktığımızda eski Amerikan pres kapı dediğimiz kapılardan oluşuyor. Burada da ikinci odamız mevcut. Eşyalar biraz dar gösteriyor. Tabii onları dikkate almasak daha iyi olur. Tabii hemen ön tarafa güzel bir balkon alanımız var. Ön cephe, yola cephe 5 artı 1 bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Her odada klimaları mevcut. Dediğim gibi burada sadece boya yapılması gerekiyor. Belki vitrifiye malzemesini değiştireceksiniz. Şimdi üçüncü odaya geçtik. Üçüncü odamız da gayet güzel bir odaya sahip. Hemen önünde bir Fransız balkonumuz mevcut. Yola cepheyiz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz.
çarşıya, pazara, alışverişlere yakın bir konumdayız. Deminki odadan balkona çıkışımız vardı. Buradan da aynı balkona çıkışımız mevcuttur. Gayet güzel perdeler, merdeler kullanılabiliyor. Burada bir de genel banyomuz mevcut değerli arkadaşlar. Genel banyoya geldiğimizde eski sistem tabii, altına jacuzzi konulmuş. Jacuzzi'nin üzerine bu duşakabinle kapatılmış. Bunlar atılması gereken şeyler. Bunlar atılır. Yeniden dizayn edilebilir. Klozet burada. Hilton dolabı burada. Gayet geniş, net bir kullanıma sahip. Güzel bir banyo alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Tabii eskiden 33'e 33 kalebodurlar mevcuttu. Kalebodurlar döşenmiş. Buna ekstradan ne yapmamız gerekiyor? Hemen üstüne laminat parke döşediğiniz zaman gayet güzel de olacak. Üst kata çıkıyoruz. Gene bej mermerler, demir ferforjelerimiz mevcut sevgili arkadaşlar. Üst kata çıkarken burada çok büyük bir yatak odamız mevcut. Aynı zamanda ebeveyn banyolu. Çift tarafı da depo mevcut. Sinan kardeşim böyle bir gelsin. Tabii imar yasasına göre bu çatının eğim olması gerekiyor. Çelik çatı değil, burası komple betondur. Üzerinde seramikler yapılmıştır. Taşıyıcı kirişler burada, taşıyıcı kolonlar gayet güzel. Hemen karşı tarafta şifonyer yeri var. Tabii yatağı kaldırmışlar, burada yatak yok. Karşıda bir tane depo alanımız var. Burada da bir depo alanımız var. Kuş gözü dediğimiz iki tane de pencere mevcut. Yani havalandırma açısından hiçbir sıkıntısı yok. Ebeveyn banyo demiştim, hemen Sinan kardeşim banyoyu da bir göstersin size. Gayet güzel, geniş, ferah bir banyoya sahip burası da. Tabii dediğim gibi burada ufak bir operasyon yapmak lazım. Ufak bir çalışma yapmak lazım. Ondan sonra bu fiyatlara yer kalmadı. Gerçekten yer kalmadı. Yani bugünkü kurla 77 bin pound istediğine göre bugünkü kurla hesapladığımızda değerli arkadaşlar burası 980 bin TL'ye tekabül ediyor. Tabii 5. odaya girerken 5. odamız da ebeveyn banyolu. Hemen Sinan kardeşim banyo alanını bir göstersin. Sonra yatak odasına doğru geçiyoruz. Kapıyı kapattık biliyorsunuz. Hemen burada da çift kişilik yatak odamız mevcut. Gene yola cephe bir penceremiz var. Aynı zamanda terasada çıkışımız var. Gayet güzel, gayet geniş bir ev. Tabii değerli dostlar, şimdi teras kısmına geçiyorum. Teras kısmımız son derece geniş, ferah bir teras alanına sahibiz. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Tabii Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde bugün 3. videomuzu, hatta 4. videomuzu çekiyoruz. Akşam yayında olacak bütün videolarımız. Tabii 3 milyon 750, 3 milyon, 2 milyon 500 bin gibi rakamları göz önüne alırsanız burası gayet ucuz. Yani Miraç Emlak'ın birinci hedefi herkesin ev sahibi olması gerekiyor. Yani şimdi arsa payı aynı değerli arkadaşlar. Arsa payı aynı. Yani bu bitişik nizam, o tam müstakil oluyor. Tabii fiyatta baktığınız zaman 983 milyon 750 arada ciddi rakamlar oynuyor. Yani buraya 100-150 bin lira masraf yaptığınızda gayet güzel, şık bir eviniz olur. Dediğim gibi teras kısmındayız. Bir depo alanımız burada. İkinci depo alanımız burada. İstenilirse bunun üzerine pergüle atılıp daha böyle hani kış bahçesi vesaire gibi şekilde kullanabilirsiniz. Bugün aydın dedim, Efeler Mahallesi'ndeydik değerli arkadaşlar. Size İngiliz'den 5+1 kısmen eşyalı bir ev tanıttım. Miraç Emlak olarak biz bu evi beğendik. Hakikaten bu fiyatlara yer yok. Tabii dediğim gibi yani 150 bin lira masraf yaptığınızda gayet güzel bir ev sahibi olabilirsiniz. Bu güzel villamızın fiyatını tekrarlamak istiyorum. İngiliz 77 bin sterlin istiyor. Yani 77 bin pound değerli arkadaşlar. Bugünkü kuruna çarptığımızda 980 bin 500 lira para yapıyor. Tabii bu liste fiyatı. Bunun ufak da olsa bir pazarlığı olacaktır. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.